Herkese selamlar, saygılar arkadaşlar. Güzel bir güneşli havada başkent Kiev'den sizlere ufak da olsa bir video çekmek istedim. Tabii ki haberler devamlı gelişmekte, değişmekte, kararlar değişiyor tabii ki her ülkede olduğu gibi. Şu anda tabii ki haberleri duydukça insanlar tabii ki üzülüyor. Olmaması gereken şeyler ama maalesef değişen çok fazla bir şey yok. Ama şöyle bir şey söylemek istiyorum. Şu anda Ukrayna'da Lviv şehrinde ve Odessa şehrinde karantina kuralları kalktı şu anda arkadaşlar. Bu anlamda gitmek istediğiniz zaman rahatlıkla kafeteryalarda, restoranlarda veya değişik gideceğiniz aktivitelerde eğlenme, dinlenme şansı bulabilirsiniz. Peki Kiev'de ne zaman kalkacak diye soruyorlar. Kiev'de de çok yakın bir zamanda kalkması bekleniyor şu anda. Çünkü bunlar... Bu 3-5 tane şehir aynı anda karantina dönemine girmiş. Fakat sayılar kendi şehirlerinde düştükçe tabii ki onlar daha öncesinde kaldırmış oldu karantina kurallarını. Başkent Kiev'de de büyük ihtimalle birkaç gün içerisinde karantina kurallarının kalkması bekleniyor. Söylenmiş olduğu tarih olan 30 Nisan'a kadarki süre zarfı içerisinde eğer sayılarda düşme bu şekilde devam ederse ki düşüyor şu anda. Çok büyük bir ihtimalle inşallah açılacak diye düşünüyorum. Zaten şu anda açık yani kapalı olan çok fazla bir şey yok ama dediğimiz gibi gelecek olan insanların eğlenmesi, dinlenmesi, rahat bir şekilde gezebilmesi adına tabii ki birçok yer şu anda paket servis uygulaması yapıyor. Özellikle yeme içme sektörü olsun. Eğer müzeye falan gidecek olursanız müzeler kapalı, gece kulüpleri kapalı tabii ki. Bu anlamda birkaç gün içerisinde inşallah karantina kurallarının gevşetilmesi suretiyle tekrardan hayat biraz olsun normale dönecek diye düşünüyorum. Evet, şu anda bulunduğum parkta insanlar tabii ki, hava da güzel olunca insanlar tabii ki kendini dışarı atıyor. Burası başkent Kiev'de, Pozniak bölgesi. Güzel bir hava var bugün tabii ki Kiev'de. Tabii ki bu arada arkadaşlar sosyal platformda yavaş yavaş sayfamda bazı değişiklikler yaptım. Bununla ilgili de bana yazanlar oldu. Çok teşekkür ediyorum o ilgi alakalarından dolayı. Elimden geldiğince birazcık tabii ki amatörce devam eden bir olay. Çok da böyle profesyonel bir anlamda YouTube kanalını çok evire çevire düzgün bir hale daha sokamadım. Fakat gelen ilgi ve alakadan dolayı da çok memnunum. Teşekkür ederim bu anlamda. Beni kabul eden, bana abone olan arkadaşlarımı, büyüklerimi teşekkür ediyorum. Seyrettikleri için aynı zamanda videolarımı. Facebook'ta, YouTube'da ve Instagram'da aynı isim adıyla, Kiev Yol Arkadaşlığı adıyla sayfalarım bulunmakta. Kanalıma da abone olursanız çok mutlu olurum. Aynı zamanda yapmış olduğum Kiev Yol Arkadaşlığı rehberlik hizmeti halen devam ediyor. Şu aşamada biraz kısıtlamalardan dolayı ara vermiş olsam da insanlara en azından bilgilendirme yönüyle yardımcı olmaya çalışıyorum. Diğer tarafta gelmek istediğiniz zaman eğer rehber arıyorsanız, rehberlik hizmeti almak isterseniz bana ulaşabilirsiniz ve bana yazabilirsiniz arkadaşlar. Bu sebeple son olarak şunu söyleyebilirim. Elimden geldiğince en son burada paylaşılan haberleri, değişik şeyleri sizinle paylaşmaya devam edeceğim. Aynı zamanda dediğim gibi inşallah kısa sürede özellikle başta Türkiye olmak üzere Ukrayna'da ve diğer ülkelerde bu koronavirüsün bir an önce sona ermesi, azalması en azından, aza indirgenmesi, tekrardan sosyal hayatlara insanların dönebilmesi tek dileğim, tek umudum. İnşallah her şey eskisi gibi özellikle yoluna girer. Bu Ramazan ayında da inşallah herkesin de duaları kabul olur. Zor zamanlar geçiriyoruz. Herkese Allah sağlık sıhhat versin, bol sabır versin. Dediğim gibi elimden geldiğince sayfalarda paylaşmaya devam edeceğim bu tür haberleri. Saygılar, sevgiler arkadaşlar.